Merhaba sayın seyirciler. Yine bir kum saatinde sizlerle birlikteyiz. Günün sıcak gelişmelerinden derlediğimiz haberleri yeni mesaj yazarı Murat Çapaz'la birlikte değerlendireceğiz. Tabii günün sıcak gelişmelerinin başlıklarına bakacak olursak, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Bu anlaşma yerel saatle saat 4'te yürürlüğe girdi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden anlaşmanın sağlandığını duyurdu sevgili seyirciler. Onun dışında vergi, harç ve cezalara yapılacak olan zam oranı da belli oldu. %43,93 oranında bir zam belirlendi. Ve belediyelere bağlı yani şirketler, belediyelerin hani borçları söz konusu, sigorta borçları söz konusu. Dolayısıyla belediyelerin bu borçlarının il özel idaresi tarafından belediyelere verilmesi gereken o pay verilmeden önce kesilecek. Bununla ilgili de gelişmeler var sevgili seyirciler. Ve ilk haberimiz Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ın peş peşe paylaştığı sosyal medyadan mesajlar var. Bu mesajları size aktaracağız. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bunu bir izleyelim. Sonra da bu mesajlar üzerinde konuşacağız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BTP lideri AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşlarımız istediğini söylemekte ve giymekte serbesttir" sözlerine Uganda diktatörü Idi Amin'in sözleriyle cevap verdi. Uganda diktatörü Idi Amin'in güzel bir sözü var. Diyor ki istediğinizi söylemekte serbestsiniz ama söyledikten sonra ne olacağıyla ilgili garanti veremem. Şu anda yaşadığımız bu. Bir başka paylaşımında da milli geliri büyüdükçe milleti fakirleşen tek ülkeyiz. Ekonomi yönetimi anlayışı yerlerde sürünüyor ifadelerini kullanan Hüseyin Baş, AKP öncesi Türkiye'yi hatırlattı. Hüseyin Baş, 2002'de AKP iktidara gelmeden önceki Türkiye, 2003'te ABD Irak'a girmeden önceki Orta Doğu, hepsi çok güzeldi. Bir gün bölgeye ABD ve uzantıları geldi, ondan sonrası yangın. Çözüm mü? Hepsini geldikleri yere geri yollamak ifadelerini kullandı. Evet Sayın Çapaz, Bağımsız Köy Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın hani gündemi değerlendiriyor, sosyal medyada etkili de oluyor. Şimdi ben şuna dikkat çekerek hani size söz vermek istiyorum. Milli geliri büyüdükçe milleti fakirleşen tek ülkeyiz. Ekonomi yönetimi anlayışı yerlerde sürünüyor. Bir bakayım dedim hani nedir durum. Gerçekten de mesela 2020 yılında 8600 liraymış milli gelirimiz. Dolar, özür diliyorum. Kişi başı milli geliri. Kişi başı evet. 2021 yılında 9601 dolara çıkıyor. 2022 yılında 10.659 dolar. 2023 yılında 13.110 dolar. Yani bir artış söz konusu. Yani ciddi oranda da bir artış söz konusu ama şöyle bir şey var. Dünya sıralamasında 69. sırada. Ve bu 69. sıra şu anlama geliyor. 2003 yılında yani AKP iktidara yeni geldiği dönemdeki sıralamamız aslında. Yani onun için Sayın Hüseyin Baş'ın bu paylaşımı çok yerinde. Milli gelirimiz büyüyor. Yani sadece 2020 yılında 8600 iken dolarken 2023 yılında yani geçtiğimiz yıl 13.110 dolara çıkıyor ama fakirleşiyoruz. Evet. İlginç değil mi? Biz yani şöyle diyeyim yani 69. sırada olsak da hani şu 13.110 dolar kişi başı gelir de yani bizi abat eder. Kesinlikle. Bu da ayrı bir konu. Yani evet. Bu para zaten ulaşmıyor vatandaşa. Ulaşmıyor. Bu da çok önemli. Evet. Evet. Şimdi bu hesaplara göre bir aile her ay en az 150-200 bin lira gibi rakamların girmesi lazım. Tabii. Yani tam net bir rakam şu anda söyleyemiyorum. Çarpıp bölmek lazım. Yani bu rakam kişi başı yıllık gelir. Bunu efendim 4 kişi bir aile üzerinden hesaplayacaksak bunu TL'ye çevireceksiniz. 4 kişiyle çarpıp 12'ye böleceksiniz. O aileye 4 kişilik aileye aylık giren rakamı bulursunuz. Bu da yani 150-200 bin lira civarında bir rakam yani. Yani bu para birilerinin cebine giriyor ama vatandaşın cebine girmiyor yani. Evet, girmiyor. Yani yoksa bu sıralamaya da razıyız yani. Evet. 13 bin dolarlık bir kişi başı milli gelire de razıyız. Ama maalesef vatandaşa böyle bir, yani bu milli gelir artışı
bu milli gelir payı maalesef vatandaşa yok. Yansımıyor, evet. Ama Türkiye'de hani bir yani en fazla hani dolar milyarderi artan ülkelerden, evet, bir tanesiyiz. Yani bu noktada da önlerde koşuyoruz. İşte bu da aslında gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Herkes bir kere şunu düşünsün. Yani benim cebime bu kadar para girmesi lazım. Mesela asgari ücretli 7 milyon aile. Yani bizim hanemize 17 bin lira giriyor. Yani, evet, yani fazla yüksek bir rakamda söylemeyelim. Yani 100 bin lira girmesi lazım. Ama 17 bin lira giriyor. Benim cebimden ne kadar alınmış efendim, başkalarına aktarılmış gelir adaletsizliğiyle beraber, işte 100 bin eksi 17 bin lira. Memur bunu hesaplasın. Emekli bunu hesaplasın. Emekli zaten maalesef işler acısı bir halde. 12 bin 500 lira gibi hani açlık sınırının neredeyse yarısı kadar bir rakama mahkum edilmiş durumda. Şimdi ve üstelik hükümet yetkilileri hani milli gelirin her yıl arttığından bahsediyorlar. Sürekli milli gelirimiz bizim artıyor. Hatta milli gelirin artışı konusunda Çin'le yarışıyoruz. Almanya bizi kıskanıyor, değil mi? Yani siyasilerimizin, evet, görüşüne göre. Şöyleyiz, böyleyiz. Sonra hani biz bir ara ben demiştim, yani enflasyon oranında bir büyüme yoksa demek ki biz aslında küçülüyoruz demiştim. Hemen Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bir yazı gönderildi. Dendi ki o enflasyon rakamları da dahil edilerek bu büyüme rakamları hesaplanıyor diye. Tamam, enflasyon rakamları da dahil edilerek bu büyüme rakamları hesaplanıyorsa o zaman vatandaşın da büyümesi lazım. Yani enflasyon karşısında erimemesi lazım, ezilmemesi lazım. Ha biz ezdirmiyoruz. Ezdirmiyorsanız o zaman 22 yıllık AKP iktidarı döneminde her yıl, her ay, her gün satın alma gücü niye düşüyor? Çok doğru. Yani milli gelir artıyor. Kişi başı milli gelir artıyor. Belli ki efendim üretim artışı var, emek artışı var vesaire. Bunlardan dolayı sen bir rakam çıkartıyorsun ama vatandaşın satın alma gücü düşüyor. İşte burada aslında problem ne? Problem şu. Demek ki gerçekten enflasyon, gerçek enflasyon oranında biz vatandaşımıza zam yapmıyoruz. Gerçek enflasyon karşısında, yani resmi enflasyon değil de gerçek enflasyon karşısında vatandaşımızın satın alma gücü erimeye devam ediyor. Geliri erimeye devam ediyor. Onu şöyle de mesela vatandaşlarımız hesaplayabilirler. Çok basit. Örnek olarak işte, yani daha önceden 10 sene önce veyahut da 5 sene önce neyse aldığımız maaşla biz kaç kilo et alabiliyorduk? Şimdi kaç kilo et alabiliyoruz? Evet. İşte altın deyince yani altın ne alaka diyorlar. Evet. Çeyrek altın hani mukayese ediliyor altın ya. Altın zaten o da mukayese. Yani altın niye mukayese ediyorsun diyorlar. Neyle mukayese edelim? Buğdayla mukayese edelim. Yani, dediğiniz gibi yani etle mukayese edelim. Evet. Mesela kiraya ayırdığınız pay ne kadardı? Şimdi ne kadar? Ya bu da önemli. Evet. Dolayısıyla bu işte alım gücünün azaldığını gösteren önemli bir örnek yani. Evet, kesinlikle. Yani bu noktada, bu bölümde sadece şunu ifade edelim. Yani bu şunu gösteriyor. Vatandaş yani milli gelirden hak ettiği payı alamıyor Türkiye'de. İşte bu da zaten hükümetin ekonomi politikalarının yanlışlığını, gelir adaletsizliği doğurduğunu çok net bir şekilde aslında gösteriyor. Evet. Rakamlar gösteriyor bunu. Evet. Özür dilerim. Diğer sosyal medya paylaşımı da, hani Sayın Baş ifade ediyor ya, yani Cumhurbaşkanı istedikleri şeyi söyleyebilirler. Yani söylemekte serbestler. Biz böyle bir gençlik yetiştireceğiz, böyle bir nesil yetiştireceğiz. Böyle bir ortam oluşturacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani buna benzer açıklamalar yapıyor. Sayın Baş da bir örnek veriyor. Ve diyor ki yani bir Afrika ülkesinde yani herkes istediğini söylemekte serbest ama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Evet. Yani sonucunda neyle karşılaşır bunun garantisini veremeyiz. Yani şimdi Türkiye'deki durum da bu. Doğru, herkes sosyal medyada istediğini yazabiliyor. Herkes sosyal medyada istediğini söyleyebiliyor. Veya mikrofon uzatıldığında görüşlerini yani kalbindeki, aklındaki yani yaşadıklarını aktarıyor. Ama ondan sonra da işte Dilruba önlerinde gördük. Evet. Hapsi boyluyor. Efendim diğer gazeteciler örneğinde aynı gördük. Şekilde. İşte Nasuh Mahruki örneğinde gördük. O da yine tutuklanıp hapse atılabiliyor. Yani bunlar fikir suçları. Fikir suçları bu şekilde hapis cezasında cezalandırılmaması gerekiyor. Zaten bu uluslararası bir kabuldür yani. Bu bizim görüşümüz değil. Uluslararası anlaşmalar bunu söylüyor zaten. Pardon. Ama uygulamaya gelince bakıyoruz sözde, söylemde biz özgürlükleri açacağız.
demokrasiyi yaşatacağız. İşte seçimli bak Cumhurbaşkanı geliyor. İşte bilmem ne şöyle oluyor. Bak biz fikir özgürlüğü de veriyoruz. İstediğinizi konuşabilirsiniz. Ama eyleme geldiğinde istediğini konuşanlar soluğu hapishanede alıyor. Şey de çok enteresan. Tabii yani aslında buradaki olay şu. Hani yani cezaevinde olmaları, tutuklanmaları, yani hapse atılmaları, eğer bir yargılama süreci başlatılacaksa, yani fikrinden dolayı bir insan zaten yargılanmamalı, dediğinize katılıyorum. Yargılıyorsanız da niye hapishaneye atıyorsunuz? Yani fikrini söylemiş bu kişi. Yani, oysa ki mesela adam bıçaklamış, işte gasp yapmış, kapkaç yapmış, ne bileyim yani başkalarının malına zarar vermiş, işte bir kadına, çocuğa şiddet uygulamış vesaire. Yani bu suçlulara bakıyorsunuz, denetimli serbestlikle beraber hani salınıyor, cezaevini görmüyorlar bile. Ama işte hükümetin istemediği açıklamaları yapıyorsanız, bir fikriniz varsa bu konuda her an cezaevine girebilirsiniz. Nasıl bir özgürlük bu? Sonra öyle bir şey ki bakıyorsunuz milyonları götürenler artık bu işte profesyonelleşmiş. Hukukun açıklarını da biliyor. Evet. Avukatlar da tutuyor. Avukatlar tabii. Ordusu da tutuyor. Bir bakıyorsunuz ki hani bir ceza verilse bile çok yakın bir zamanda bir af çıkıyor. Evet. Bir şekilde dışarı çıkartılıyor. Bunun örnekleri var değil mi? Var. Yani milyarderler içerisinde, milyonerler içerisinde bunlar var. Başka? Bir olay yaşanıyor. Bir kız çocuğu ölüyor. Ortada suçlu yok. Yani günlerce dava devam ediyor. Yani belki de aylarca devam edecek. Yine bir çete çıkmış efendim, bebekleri katletmiş. Adamlar o kadar rahat ki. Yani adamlar hani hakime cevap verebiliyorlar, hakimi kızdırabiliyorlar, bilmem ne yapabiliyorlar. Hakim en sonunda bugün öfkelendirdi. Evet, bugün hakimi öfkelendirdiler evet, yani. Ama adamlar rahatlı enteresan yani. Evet. Adamlar rahatlı. Yani şimdi artık suçlular, gerçek suçlular profesyonel olmuşlar ve hukuk hakimlerle, savcılarla oynuyorlar adamlar şu anda. Yani öyle bir şey oluşmuş. Ama bakıyorsunuz bir baklava çaldı diye insan hapse gidiyor. Girmiştir, bir fikrini evet. söyledi diye hapse gidiyor. İşte burada bir cezalarda bir dengesizlik var. Bakın en ağır hakareti bile söylese bir insan, bakın en ağır hakareti bile söylese onun cezası hapis değildir. Olması gereken şey nedir? Eğer o hakaret gerçekten suç kapsamındaysa onu hakaret ettiği ortamda özür dilettirirsin. Bu ona yeterlidir zaten. Evet. Yani ben yanlış söyledim, hata yaptım. Özür diliyorum deyip olayı kapatırsın. Ha, ısrar ederse hatasında o zaman hani belki daha farklı cezai müeyyideler devreye koyarsın. Ki fikrini beyan etmek, görüşünü beyan etmek, hükümetin bir politikasını eleştirmek. Kardeşim zaten gazetecinin görevi bu. Yorumcunun görevi bu. Siyasetçinin görevi bu. Sen insanları görevini yaptı diye mi suçluyorsun? Mesela ben şunu da hiç rastlamadım. Dedikleriniz çok doğru. Hükümetin dışındaki işte muhalefet partilerinden birine hakaret eden, onlar hakkında olumsuz görüş beyan eden kişilerle ilgili herhangi bir hani böyle bir tutuklama, bir adli süreç ben rastlamadım. Yani hep ne tesadüftür ki hep bunlar hükümeti eleştirenler veya da hükümetle ilgili kurumları eleştirenlerin başına geliyor. Evet kesinlikle. Yani bunu da şey de var yani, müthiş bir ayrımcılık da yapılıyor. Yani ona farklı, buna farklı. Yani şimdi hani belediyelerle alakalı bir şimdi belki zaman gelir, belki gelmez. Yani bir karar alınıyor. Belediyelerin SGK borçları şöyle yapılacak. Bütün belediyelere bu yapılacak mı? Bu tabii bu insanı, bu bile endişelendiriyor. Yani acaba herkese eşit mi uygulanacak? Birilerine farklı, birilerine farklı mı uygulanacak? Aynen. Yani efendim hükümetin efendim çemberinde ya da o çarkın içerisinde bulunan bir dayım olduğunda, bir efendim akrabam olduğunda, bir dostum olduğunda hani bu ceza bana uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Yani öyle bir şey var ki şu anda yani her şeyde liyakat kaybolmuş. Şu an zaten, her şeyde evet. sadakata dönüşmüş, aynen. teslimiyete dönüşmüş evet. ama bu teslimiyet yanlış bir teslimiyet, yanlış kişilere bir teslimiyet. Oraya belki sıra gelmeyecek, onun için şimdiden söyleyelim, belki gelir hanım ama şunu söylemekte fayda var. Belediyeler en son yapılan seçimlerde birçok belediye el değiştirdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçti veyahut da diğer partilerin eline geçen belediyeler var. Sonuçta bu el değiştiren belediyeler büyük bir borç yükü de devralmış oldular. Şimdi yani iktidar partisinden... Bu sopaya dönüştü. Evet, yani böyle de bir
yine bir şey var yani, ilginç bir durum var yani. Yani iktidarı elinde bulunduranlar her şeyi, bütün efendim güç noktalarındaki şeyleri hep bir sopa olarak, muhalefete sopa olarak kullanıyor. Tam da o zaman demokrasi nasıl açığa çıkacak? Nasıl efendim halk yönetimde söz sahibi olabilecek? Yani o zaman biz yine dönüyoruz şeye. Yani monarşiye dönmüş oluyoruz. Bu doğru bir sistem değil ki zaten. Bu sistemi biz elimizin de tersiyle ettik. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Atatürk olmasaydı ve Atatürk 10 yılda yaşamış olsaydı çok mükemmel şeyler olacaktı değil mi? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Evet. Tamam, Atatürk doğru adımlar attığı için sen bunu söyleyebiliyorsun. O zaman sen bu adımları devam ettir. Yani Atatürk'ün yapmak istediğini yapmaya çalış. Siyasetin yapması gereken zaten bu değil midir? Değil. Şimdi evet. Ne oldu? Hani yeni Osmanlıcılık bilmem ne anlayışla beraber yine monarşik özlemler, yine efendim bir takım şeyler siyasetin içerisinde. Dolayısıyla biz zaten bundan bıktık ve değiştirdik o yüzden. Onun zararını yani gördük. Atatürk tabii ve onun zararını gördüğümüz için değiştirdik zaten. Monarşinin zararını gördük. Tabii. Bir kişinin isteğiyle ülkenin anahtarı teslim edildi düşmana. Tabii. Bir de şöyle bir şey var, onu da ifade edelim. Zaten şu andaki işgallerin birçoğu hani monarşi bahanesiyle, tek adam bahanesiyle yapılıyor. Yani sen aslında işgallere de, hedefte olan bir ülke olarak işgallere de sen kapı açmış oluyorsun. Yani diyeceksin ki Suudi Arabistan'da niye bak uğraşmıyorlar, Katar'la uğraşmıyorlar ama Türkiye'yle mi uğraşacaklar? Ya tamam da şimdi Mısır'da uğraştılar. Yani sen efendim böyle yani tereyağdan kıl çeker gibi olumlu örnekleri çekip kendini sıyıramazsın bundan. Burada bir Hüsnü Mübarek örneği var, bir Saddam örneği var, bir Afganistan örneği var, bir Pakistan örneği var. Yani neçede buralarda oldu mu, monarşi bahane olarak kullanıldı mı? Kullanıldı. Yetkileri bir şekilde tırpanlandı mı? Tırpanlandı. Ve bunu bir müdahale gerekçesi olarak ortaya sundular. Bakın Kaddafi de bunu yaşadı, Libya da bunu yaşadı. Şimdi bugün efendim Suudi Arabistan Amerika'nın uyumlu politikalar yürütüyordur. Bir şeyleri ispatlamaya çalışıyordur. Şimdiden göz yumulur. Ama yarın bir gün, çünkü Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında da Suudi Arabistan var. Diğer İslam ülkeleri de var. 22 İslam ülkesi. Dolayısıyla hepsi hedefte olduğu için bugün sırada olmayabilirsin ama yarın sıradasın. Yarın senin başına da gelecek bu tokmak. Bunu görmek lazım yani. Diğer sosyal medya paylaşımı ise hani 2002'de AKP iktidarı gelmeden önceki Türkiye gerçekten efendim daha özgürlüklerin yaşanabildiği bir ortam vardı aslında. Halkın hani alım gücünün daha fazla olduğu bir dönem vardı. Yani birçok şey sayabiliriz. Kamu şirketlerimizin elimizde olduğu bir dönem vardı. Yani birçok stratejik kamu kuruluşu. Aslında daha mutlu olunan dönemlerdi. Evet. Bugüne göre daha mutluyuz. Tarımda kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesiydik. Öyle değil mi? Adalet, daha fazla adalet söz konusuydu. Tabii ki kötü örnekler her ülkede, her yerde var. Türkiye'de de vardı. Ama neticede hani biz bugünle mukayese edersek daha fazla adil bir ortam vardı. Daha demokratik bir ortam vardı. Evet. Daha cumhuriyetçi bir ortam vardı. 2003'te ABD Irak'a girmeden önceki Orta Doğu. Hepsi çok güzeldi. Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı paramparça etti. Bakın şu an yaşadığımız tablo ne? Orta Doğu kan gölü. Orta Doğu tamamen kan gölü. Yani evet. Bir gün bile gözyaşı dinmedi, bir gün bile kan akması bitmedi. Yani ve İsrail'in yayılmacı politikalarını, işgal politikalarını gördük. Amerika'nın verdiği destekleri gördük. Ve orada kadınları, çocukların başta olmak üzere katledildiklerini, evlerinde katledildiklerini, camilerinde katledildiklerini, hatta kiliselerinde katledildiklerini gördük. Evet. Buralar normalde hiçbir savaşta dokunulmaması gereken şeyler. Yani savaşlarda tabii. Hanelere dokunulmaz, ibadethanelere dokunulmaz. Yani bunlara dokunulmaz, sivillere dokunulmaz. Eli silah tutanlarla savaşılır, yenilirsen de esir alırsın, ondan sonra değerlendirirsin. Ama sivillere zulmedilmez. Savaş hukuku budur. Ama ne oldu? Şu anda savaşlar artık tamamen sivilleri hedef alıyor. Siviller yok ediliyor. Bunların hepsi de 2003'teki işgalden sonra Orta Doğu'da olan hadiseler. Bunu görmemiz lazım. İsrail zaten herhangi bir karşısında herhangi bir orduyla savaştığını biz görmedik ki zaten İsrail'in. İsrail'in işi gücü sivillerle. Yani sivilleri öldürerek ülke yönetimini yıldırmaya çalışan bir politikası var. Yani buna hayır denilebilir mi? Böyle yapıyor yani. Sivilleri öldürüyor, sivillere saldırıyor. Ondan sonra bir yıldırma politikası uyguluyor.
Bu tam bir zulüm. Yani bakın örnek vermek gerekirse Gazze'deki katliam önce başladı değil mi? Lübnan'daki katliam daha sonra başladı. Hatta katliam boyutunda değildi. Yani sınır çatışmaları şeklindeydi. Ne zamana kadar? 23 Eylül'e kadar. Yani 2 ay öncesine kadar. 2 ay öncesinde de Lübnan'da savaş başladı. Peki nedir bir anda? Yani Gazze'de daha ateşkesi şu anda masada göremiyorsun. Evet. Yani hala tartışmalar devam ediyor. Bakın daha önce başlamasına rağmen. Ama Lübnan'da bir anda ateşkes devreye girdi. Neden? Çünkü Lübnan'da İsrail'e karşı direnen silahlı bir grup var. Hizbullah var. Ve bunlar ne yapıyor? Dur diyor. Buradan geçemezsin. Giremediler adamlar. Onu konuşacağız. Detaylarını konuşacağız. Yani, evet. Şimdi İran'a diş geçiremiyor şu anda İsrail. Neden? Yani İran'a hedefliyorum falan diyor ama İran'a bir suikast düzenledi. Ardından balistik füze geldi kafasına. Yani şimdi ne yapıyor adam? Bunları düşünüyor. Vay diyor. Bu adam caydırıcı gücü var. Evet. Yani hangi ülkenin caydırıcı unsuru varsa, gücü varsa, ordusu varsa, devleti varsa, güçlüyse işte bu yayınmacı, işgalci politikalar oraya tosluyor. O yüzden hani ülkeleri önce iç karışıklıkla beraber hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Evet. İşte Türkiye'de bu hani iç cepheyi eğer Cumhurbaşkanı güçlendirmek istiyorsa içerideki kavga politikalarını, ayrımcı politikaları, ötekileştirici politikaları artık bırakması lazım. Birleştirici politikalar ülkemizde devreye konması lazım. Ama yani bu noktada maalesef siyasilerimizden de çok fazla bir umudumuz kalmadı. Olsaydı 22 yıldır zaten yaparlardı. Tabii. O yüzden Sayın Baş ne diyor? Herkesi yani bu ortamları hazırlayanları geldikleri gibi geri göndermemiz lazım diyor. Yani yapılacak şey bu diyor. Millet olarak biz bunu yani tercihimizi bu noktalarda kullanmamız gerekiyor diyor. Evet yani onu tekrar etmiş olalım. 2002'de AKP iktidara gelmeden önceki Türkiye, 2003'te ABD, Irak'a girmeden önceki Orta Doğu. Hepsi çok güzeldi. Doğru. Yani bugünkünden çok daha güzeldi o günler. Bir gün bölgeye ABD ve uzantıları geldi. Ondan sonrası yangın. Çözüm mü? Hepsini geldikleri yere geri göndermek. Güzel bir mesaj. Evet, kesinlikle. Şimdi gelelim İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına. Önemli bir gündemdi. Bütün dünyada tabii bu ilgiyle takip edildi bu gelişmeler. Bununla ilgili de bir haberimiz var. Sevgili seyirciler bunu izleyelim. Üzerinde de biraz konuşacağız. Yaklaşık 2 aydır İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da ateşkes başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail ve Lübnan'ın ateşkesi onayladığını duyurdu. In a war imposed on them by Hezbollah. All told, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırında konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirten Biden, antlaşmanın söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini söyledi. We're prepared for an October 7 style terrorist attack in northern Israel. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyonun ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda destek vereceğini belirten Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı saklı kalacak ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracaklarını belirtti ve Lübnan'la ateşkes antlaşması İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor dedi. Ze nakhon bekol makom she'anachnu nilchamim betzir ha'resha. Ze nakhon le'Yehuda ve'Shomron. Lübnan'dan yapılan açıklamada da ateşkes kapsamında ülkenin güneyine 5000 asker gönderileceği belirtildi. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'le yapılan ateşkes antlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Along with France and the United States. Ateşkes kararından sonra evlerini terk edenler geri dönüşe geçerken Lübnan sivil savunmasındansa halka ateşkes tam sağlanana kadar ülkenin güneyine dönmeyin uyarısı yapıldı. What is clear is the enormous cost of this war. İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3823 kişi öldü, 15859 kişi de yaralandı.
Local authorities say they will need hundreds of millions of dollars. Saldırılar sebebiyle 5.3 milyon nüfusa sahip Lübnan'da yaklaşık 1.9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden olanların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etmek zorunda kaldı. Kara saldırılarını Litani Nehri'nin güneyine hedef alan İsrail ordusu, hava saldırılarında da başta başkent Beyrut olmak üzere pek çok kenti hedef aldı. Ülkenin doğusu ve güneyinin yanı sıra Beyrut'ta yoğunlaşan hava saldırıları sebebiyle kentlerde ağır yıkım oluştu. Kara saldırılarının hedefindeki köy ve beldelerdeki yıkımsa daha ağır oldu. Lübnan Haber Ajansı'na göre İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı. Evet, bu ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Haberi de izledik. Ve Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili olarak olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Tabii ki savaş olmasın. Tabii ki hani herkes huzur içerisinde yaşasın. İnsanlar, sivil insanlar zarar görmesinler. Akşam evlerine gitsinler, çorbalarını kaynatsınlar. Çocuğuyla güzel bir vakit geçirsin, bir hayat sürsün. Tabii ki amaç budur. Ama sanki hani Hizbullah İsrail'e saldırmış da ondan sonra ve savaş sanki böyle başlamış gibi konuşuyor Netanyahu. İşte Hizbullah diyor ateşkesi bozarsa diyor saldırırız. Zaten siz saldırmıştınız zaten. Yani siz saldırdığınız için Hizbullah savunmak durumunda kaldı. Ve büyük de zayiat verdirdi İsrail'e. Olaylar böyle. Ama anlaşmanın hani mahiyetini falan hani gelişmeleri de sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, Amerika'nın yetkilisi zaten hani Lübnan'a önce gitmişti. Ardından Tel Aviv'e gitmişti. Gerek Lübnan'da gerek İsrail yetkililerle görüşmüşlerdi. Ve sonuçta bir ateşkesin olacağı ve iki tarafın da ateşkese yani ılımlı baktığı ifade ediliyordu. Ondan sonra bir taslak metin hazırlandı. Tabii o taslak metnin tam olarak içeriğini şu an detaylı olarak bilmiyoruz ama sadece yapılan açıklamalardan, işte Biden'ın yaptığı açıklamalardan, diğer yetkililerin yaptığı açıklamalardan hani nelerin olduğunu veya olabileceğini ifade ediyorlar. Onları ancak bilebiliyoruz. Şimdi bir anlaşma imzalandı. İki tarafın onayı alındı. Ve neticede yerel saatle saat 4 gibi itibariyle anlaşma yürürlüğe girdi. Bugün 04 itibariyle. Türkiye saatiyle 05. Arada bir saatlik bir şey var. Yürürlüğe girmiş oldu. Peki bu anlaşmada şey nedir? Yani neler var bildiğimiz? Biden'ın basın açıklamasında bunları görüyoruz. 60 gün içerisinde Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nden hani tam rakam söylemiyor ama 5.000 veya 10.000 rakamları ifade edilebiliyor ama ağırlıklı 5.000 rakamı söyleniyor. 5.000 askerin bu Litani Nehri'nin güneyinde yani Mavi Hat'la İsrail Lübnan sınırı Mavi Hat belirliyor. Bununla Litani Nehri arasındaki yere konuşlandırılması. Yani birinci madde diyelim veya maddelerden bir tanesi bu. 5.000 Lübnan askeri. Demek ki buranın güvenliğini kim sağlayacakmış? Lübnan askerleri. Ve bunun sağlanmasında da Amerika ve Fransa'nın başına çektiği uluslararası bir koalisyon da bu ateşkes anlaşmasının uygulanmasının kontrolünü yapacak. Yani Lübnan ordusu burada 5.000 askerini görevlendirecek. Belki daha da artabilir ama bunun kontrolü de yapılacak. Kim tarafından? Bizzat Amerika, Fransa ve oluşturduğu bir koalisyon tarafından. Şimdi başka ne var? Hizbullah efendim unsurlarının Litani Nehri'nin kuzeyine gönderilmesi. Açıklamada bu var. Hizbullah Litani'nin kuzeyine. Yani burada zaten talep edilen şey neydi? Litani ile Mavi Hat arasının Güney Lübnan'ın silahsızlandırılmasıydı. Burada Lübnan ordusunun kontrolü dışında hiçbir silahlı gücün olmamasıydı. Yani adamlar bunu zaten talep ediyorlardı. Dolayısıyla Litani nehrinin şeyi ne kadar, mesafesi ne kadar Mavi Hat'la beraber? Yani 8 kilometrelik yer de var. Efendim 28 kilometrelik yer de var. Ortalama diyelim ki 25 diyelim. Yani 8 ile 28 kilometre arasında bir alan. Bu alanı boşaltacaklar. Nereye boşaltacak Hizbullah? Litani Nehri'nin kuzeyine boşaltacak. Dolayısıyla bu bölge ne olmuş oluyor?
silahsızlandırılmış oluyor veya sadece Lübnan askeri unsurları burada bulunmuş oluyor. Şimdi bir diğer konuda neydi? Karşılıklı ateşkes, yani zaten ateşkesin mantığı bu. İki taraf da birbirine saldırmayacak. Dolayısıyla hani bu anlaşmaya göre çatışmalar bitmiş oluyor. Peki bu Lübnan'ın, yani Hizbullah'ın buradan kuzeye çekilmesi, Lübnan askerlerinin buraya yerleşmesi, İsrail ordusunun efendim geri çekilmesi, bütün bu hadiseler kaç gün içerisinde olması isteniyor? 60 gün içerisinde. Evet. Yani kademeli bir şekilde bunlar yapılacak. İsrail askerlerini de kademeli olarak buradan çekmiş olacak. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Geri dönüşler nasıl olacak? Çünkü neticede bu anlaşmanın yapılmasının nedeni Lübnanlı sivillerin tekrar buraya dönmesi, İsrailli sivillerin de tekrar yerleşim birimlerine geri dönmesi. Şimdi daha ateşkes anlaşması imzalanır imzalanmaz Lübnanlı siviller buraya doğru akın akın gelmeye başladılar. Akın akın gelince de bu sefer hem İsrail'den hem de Lübnan yetkililerden uyarı geldi, ikaz geldi. Lübnan da bu konuda uyardı. Dedi ki şu anda biz tamam demedikçe, biz tamam gelebilirsiniz demedikçe, yani şu anda risk var, tehlike var. Hala tam yani ateşkes sürecindeyiz ama 60 günlük bir süreç var burada. Evet. Dolayısıyla burada aynı zamanda işte mayınlar var, bir takım şeyler var. Yani patlamamış bombalar var. Bunların da kontrolü yapılması gerekiyor. Dolayısıyla gelmeyin buraya, bir süre gelmeyin. Bulunduğunuz yerlerde kalın şeklinde talimatlar verdiler Lübnan yetkililer. İsrail'de, İsrail'in sözcüsü, ordu sözcüsü bu noktada açıklama yaptı ve dedi ki hala efendim bu noktada süreç devam ediyor. Yani bizim boşaltın dediğimiz, buraya gelmeyin dediğimiz yerlere gelirseniz, yani gelmeyin dedi yani. Şu an çünkü süreç, yani biz bu noktada hani tekrar belki saldırı şeyini açık tutuyor, böyle bir şey olabilir falan şeklinde açıklamalar yaptı İsrailli ordu sözcüsü. Şimdi tabii burada şimdi her şey ne gözüküyor? İki taraf da onayladı, anlaşma yapıldı. Peki bu hani kalıcı bir anlaşmaya dönüşür mü? Ya bu ateşkes kalıcı mı? Kalıcılığı olur mu? İşte bu da gerçekten merak konusu. Yani burada Amerika-İsrail ikilisinin bu coğrafyadaki planlarıyla alakalı aslında. Yani ve artı tabii Hizbullah burada çok güçlü bir askeri birlik. Dolayısıyla yani Hizbullah da çok İsrail'e, yani her ne kadar İsrail işte 14 yerleşim birini işgal etmeye çalıştı. Efendim 37 tane köyü yok etti, bilmem ne yaptı. Bunlar hep hava saldırılarıyla. Yani kara saldırısıyla bunu yapamadığı gibi kendisi de çok ciddi zayiatlar verdi. Yani kendisi de efendim işte ordusuna saldırıldı. Yani Hizbullah saldırdı, Tel Aviv'e saldırdı. Askeri noktaları vurdu. Netanyahu'nun evini vuruncaya kadar çok ciddi noktaları vurdu Hizbullah. Dolayısıyla aslında Hizbullah bu varlığı ortaya koyamamış olsaydı, bakın liderini kaybetmiş. Eli silah tutan çok önemli birimlerini kaybetmiş. Peş peşe birçok yetkilisini kaybetmiş ama Hizbullah bir duvar gibi duruyor orada. Yani İsrail aşamıyor onu. İşgali bir türlü gerçekleştiremiyor. Sadece havadan bombardıman yapıyor. İşte aslında bu da İsrail'in ve ABD'nin beklemediği bir şey oldu aslında. Aslında tam da burada şöyle bir soru insanın aklına geliyor. Acaba İsrail bu duvarı aşabilseydi bu anlaşmayı yaparlar mıydı? Bir soru işareti yapmazdı. Yani. Kesinlikle yapmazdı. Yani bir uçtan girer, öbür uçtan çıkardı. Bunu yapar. Yani bir direnişle karşılaşmazsa İsrail onu durmaz orada. İşte Gazze'de gördük. Yani sözde Amerika'da durdurmaya çalıştığını söylüyor falan filan. İşte sanki İsrail Amerika'yı dinlemiyormuş gibi. Ama Amerika desteğini devam etti. Yani demek ki İsrail'in bu yayılmacı politikası sadece İsrail'in politikası değil. Aynı zamanda Batı'nın işgal politikası. Onlar da çünkü destekten ortaya koydular. Ve şu anda hani Lübnan'da bunu bugün gerçekleştirilemeyeceğini görüyorlar. Bu yarın bunu yapmayacaklar anlamı taşımıyor. Dolayısıyla bu bölgede bakın 60 günlük ateşkesler olabilir, 1 yıllık olabilir, 2 yıllık olabilir. Neçede 2006 yılından bu yana yani 8 Ekim'e kadar orada bir hani çok düşük profilli bir şey var. Bir gerilim var. Evet. Yani savaş boyutuna hiçbir zaman dönmedi. Bakın 2006'dan 2023 yılına kadar. Dolayısıyla burada ne var? Demek ki hani uzun da olsa sonuçta bir bakıyorsunuz tekrar bir çatışma, tekrar bir şeye dönüşebiliyor.
Çünkü İsrail'in burada hedefleri var. İsrail'in hedefleri sadece Gazze değil, Batı Şeria değil. Tabii. 7 Ekim'de Hamas'a savaş ilan ettiğinde İsrail, Orta Doğu'nun tamamında bir değişim ortaya koyacağını da zaten bizzat Netanyahu ifade etmişti. Şimdi bakın bu ateşkese rağmen İsrail'den gelen açıklamalar zaten kafaları karıştırıyor. Yani acaba diyorsunuz bu sefer yani. Netanyahu ne diyor? Hizbullah'ın anlaşmayı bozması halinde onları vuracağız diyor. Lübnan ile ateşkes anlaşması İran tehdidine odaklanacağımız anlamına geliyor diyor. Şimdi burada soru şu. İki cümlede çatışmayı körükleyecek olan ifadeler. Neden? Çünkü sen ben İran'la uğraşacağım, İran'la savaşacağım dediğin zaman Hizbullah da bir kere orada tedbirini alacaktır yani. Dolayısıyla senin bu söylemin de aslında kışkırtıyor. Başka? Hizbullah'ın anlaşması bozması halinde. Hizbullah hiçbir zaman anlaşmayı bozmadı ki. Siz de ifade ettiniz. Evet. Yani 7 Ekim'de hepimiz ne bekliyorduk biz? Savaşın başlamasını bekliyorduk. Yani 23 Eylül'de başlayan savaşın 7 Ekim'de başlamasını bekliyorduk. Ama Hizbullah lideri hani vefat etmiş rahmetli, olan evet. Rahmetli Nasrallah ne diyordu? Diyordu ki biz Lübnan topraklarına herhangi bir saldırı olmadığı müddetçe savaşa müdahil olmayacağız dedi. Yani Nasrallah çok net bir duruş ortaya koydu. Evet. Ve sınırda sadece o mavi hatın oralarda işte karşılıklı roketler atıldı. Ama ne zaman ki işte Nasrallah şehit edildi. Ardından efendim o sinyalle beraber binlerce Hizbullah unsuru evet, efendim evet. Hayatını kaybetti. Yani çağrı cihazlarıyla beraber. Ondan sonra yapılan işte Haniye suikastı bilmem neler şunlar bunlar. Yani bütün bu hadiseler ve ardından da bombardıman kararı, işgal kararı işte o zaman bu savaş zaten başlamış oldu. Zaten şimdi, bunlara rağmen hani işte bu çağrı cihazlarıyla suikast şeysi Nasrallah'ın öldürülmesinde falan rağmen Hizbullah yine saldırmadı. Yine saldırmadı. Evet. Çok doğru. Ne zaman saldırdı? İlk İsrail saldırdı yani. Ne zaman? İsrail sınırı açtı. Hatta Hizbullah ne yaptı? Mossad noktalarını vurdu değil mi? Evet. Yani Irak topraklarında bazı şeyler yaşandı. Efendim İsrail topraklarında bazı şeyler. Yani düşük profilli bir takım saldırılar. Yani benzer şeyler, misillemeler yapıldı. Yani sınır ihlali, askeri harekatı başlatan İsrail oldu. Evet, kesinlikle. Evet. Onun dışında bakın İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz ne diyor biliyor musunuz? Bu da Birleşmiş Milletler Özel Koordinatörü'nde bunu söylüyor. Lübnan Özel Koordinatörü'nde söylüyor. Güney Lübnan'da yeniden inşa edilen ve terörist üssü olarak kurulan her ev yıkılacak. Şimdi ateşkes imzalıyorsun. Ondan sonrası için diyorsun ki efendim inşa edilen her ev yıkılacak. Her silahlanma ve terörist yapılanma yeri vurulacak. Her silah kaçakçılığı girişimi engellenecek ve kuvvetlerimize ya da İsrail vatandaşı yönelik her türlü tehdit derhal yok edilecek. Şimdi İsrail'in özelliği ne? İsrail Hamas'ı vuruyorum diye okulları vurdu. Birleşmiş Milletler tesislerini vurdu. Lübnan'da UNIFIL efendim görevlilerini öldürdü. Evet. Yani İsrail terörizmi bir bahane olarak kullanıyor zaten. Yani bu ne demek? Ben her evi vuracağım diyor yine. Evi vuracağım. Ben teröristim diyor aslında. Evet. Yani zaten şu var. Adam evi vuruyor. Orada diyor ki orada Hizbullah karargahı vardı. Yani yukarıdan yani şimdi öyle bir şey ki bunlar hep bir bahane. Bunlar hep bir gerekçe olarak sunuluyor. Ve bu gerekçeyle sivilleri öldürüyor. Yani zaten öyle. Rakamları haberde de okudular. Bakın efendim 3800 Lübnanlı ki bunların da 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı. İşte. Bunları öldürüyorsun sen yani. Tabii. Yerleşim birimleri, belediyeleri vuruyorsun. Altyapıyı yok etmeye çalışıyorsun. Tabii. Hadise bu. Bu noktada şu da var. Bakın İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar. O da diyor ki Lübnan ile yapılacak bir ateşkes anlaşmasının Hizbullah'ı silahsızlandıracak ve sınırdan uzatacak bir uygulamaya bağlı olduğunu söyledi. Yani adam şunu söylüyor. Şimdi bu madde mesela hani uygulanacak diye İsrail tarafından açıklandı. Aslında bu karar alınmadı ateşkeste. Ateşkese böyle bir madde yok. Hizbullah'ın silahsızlandırılması yok. Lübnan zaten onu kabul etmez. Tabii. Ne var? Sadece hani kuzeye çekilmesi. Litani Nehri'nin 28 kilometrelik Litani Nehri'nin kuzeyine alınması var. Burada Litani Nehri ile Mavi Hat dediğimiz Lübnan sınırının arasındaki bölgenin hani Hizbullah'tan silahsızlandırılması ya da Hizbullah'ın buradan çıkartılması var. Yani dolayısıyla adamlar bu şartı da talep ediyorlardı, istiyorlardı. Hizbullah tamamen silahsızlandıracak şeklinde.
Tabii yani bunu en başta Lübnan kabul etmez. Çünkü Lübnan'ı koruyan şu anda tabii İsrail'e karşı evet, Hizbullah olmasaydı Lübnan diye bir devlet olmayacaktı bugün. Bakın olmayacaktı. Bildiğimiz Gazze'de ne yaşandı? Aynı şey Lübnan'da yaşanacaktı. Daha fazlası. Buna engel olan da oradaki Hizbullah'ın varlığı oldu. Şöyle toparlayalım. Bakın neticede 1 milyon 900 bin kişi yerinden edilmiş bakın. Yani Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bu yaşanıyor. 2 milyon 100 bin civarında bir nüfusu vardı Gazze'nin. Orada 1 milyon 900 bin insan göçebe hayatı yaşıyordu. İki ayda Lübnan bu sayıya ulaşmış. Yani 1 milyon 900 bin insanı, 5 milyon 300 bin nüfusu var. Bunun 1 milyon 900 bini yerinden edilmiş. Ve burada bakın önemli bilgiler var. 850 kilometrekarelik bir alan bu hani Hizbullah'ın çıkartılacağı Litani Nehri ile Maviyat arasındaki alan 850 kilometre. Burada 200 bin kişi yaşıyor. Yani bu göç edenlerin hemen hemen önemli bir bölümü, 200 bini tamamı zaten buradan, birçoğu buradan çıktılar. Dolayısıyla diğerleri de hani sadece bu bölgeye saldırmadı. Beyrut'a saldırdı, kuzey illerine de saldırdı, her tarafına saldırdı. Orada da bir hareketlik yaşandı ve bunların önemli bir bölümü, belki de 600 bin kişisi de Suriye topraklarına gitmek durumunda kaldı. Böyle bir hadise yaşandı. Yani ve Litani Nehri'ni aslında İsrail istiyor. Yani İsrail'in talebi neydi? Litani'ye kadar olan bölgeyi tamamen abluk altına almaktı, kontrol altına almaktı. Çünkü Litani Nehri çok verimli bir nehir. Ve burada bakın 170 kilometre uzunluğunda bir nehir ve Lübnan'ın can damarı burada yani tarımsal su... Tabii verimli yerler. Evet yani tarımını evet. Bu suyla beraber çözüyor. İsrail'in en büyük problemi ne? Su. O yüzden en azından kuzey bölgesinde de ben, yani Golan Tepelerini bunun için işgal etmişti. Tabii yayılmacı politikaları ama Litani Nehri'ni de bunun için istiyor öncelikli olarak. O suyu ben kullanmalıyım diyor. Evet. Böyle bir mantık var. Yani hesaplarda bunlar ama şu bir gerçek, bu ateşkes kalıcı değil. Hani bütün ülkeler bunu memnuniyetle karşıladılar ama İsrail'in bu tutumu değişmeyeceğine göre, Amerika'nın Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hesapları değişmeyeceğine, Büyük Orta Doğu projesi hesapları değişmeyeceğine göre bu tür anlaşmalar geçicidir. Ama burada Hizbullah'tan korkuları hala devam ediyor. Bunu ifade etmemiz lazım. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi aktardığınız için. Sayın seyirciler, süremizin de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.